İyi akşamlar Deniz Hanım. İyi akşamlar. Dosya hala burada, gitmemiş imzaya. Alo, bana kuryeyi çağırır mısın? Çıktı Deniz Hanım. Nasıl çıktı ya? Hem işini yapmıyor hem bizden önce çıkıyor. Bak, burada La Gavion dosyası var. Bunun imzaya gitmesi lazım. Yarın bana lazım bu dosya. Ara gelsin. Peki efendim. Tamam. Evet. Deniz Hanım, aradım fakat telefonuna ulaşılamıyor. Aman ne yapacağım ben? Tamam, tamam. Deniz'cim, istersen ben bırakabilirim. Sen bırakacaksın. Evet. Hayırdır? Sen pek iyilik yapmazsın. Neyin peşindesin? Ay Deniz, artık iyice paranoya bağlamaya başladım. Farkında mısın? Ya bak, bu kadar korkma benden. Tamam, en büyük rakibin olabilirim ama neticede iş başka, arkadaşlık başka. Değil mi? İrem Hanım, La Gabi'ye tekrar aradım. Dediğinizi her şey ettim ama bu akşam için boş yer yokmuş. Rezervasyon yapamıyorlarmış. Ha, tamam, teşekkürler. İremciğim. Sen şimdi dosyayı mekanda masa ayarlamak için mi aldın benden? Ah İrem ya. Keşke bana söyleseydin. Ben ayarlardım. Hani avukatlarıyım ya. Bir dakika, gerçekten ayarlar mısın? Tabii ki hayır. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gerçekten sedir oldum. Hoş geldiniz. Merhaba. Rezervasyonunuz var mıydı? Yok, hayır. O zaman size yardımcı olamayacağım. Bugün polis. Yok, siz yanlış anladınız. Ben bir dosya bırakmaya gelmiştim Ozan Bey'e. Avukat Deniz Koparan. Siz iletin isterseniz. Yok, ben iletemem. Benim yetkim dışında. Size şöyle yardımcı olayım. Barda biraz dinlendireyim sizi. Ben de Ozan Bey'e haber vereyim. Siz direkt kendisine iletin. Peki. Buyurun. Emre Bey. Deniz Hanım. Deniz Koparan. Avukat kendisi, Ozan Bey'in arkadaşı. Sen ilgileniyorsun, ben Ozan Bey'e haber veriyorum. Gizem Hanım. Para, hoş geldiniz. Ne istersiniz, ne hazırlayayım size? Su. Su yalnız hazır olan bir şey olduğu için başka bir şey hazırlayayım isterseniz. Sadece su. İçine limon atayım. Hayır. Maydanoz. Hayır. Fesleğen. Hayır. Düz su. Bunu arada kontrol et. Onları soslamadan mı götürmeyeyim, tamam mı lütfen? Şefim. Gizem. Seni bekleyen birisi var. Gizem, çok meşgulüm, eğer önemli biri değilse. Önemli. Avukat kız geldi. Ne? Hı-hı. Burada. Evet, tam arkanda. Barda. Özgün burada mı? Hı-hı, bahçede. Olmadı öyle. İçine beni de as. Yanmadım. Kız şunu. Baban ödüyor parasını. Abi Deniz gelmiş. Ne diyeceğim ben kıza? Muhtemelen sana teşekkür etmeye geldiği için rica ederim diyebilirsin mesela. Ya da ne demek yeter ki sen iste gibisinden bir şey diyebilirsin. Hemen ardından bu gece ne yapıyorsun diyebilirsin ki ben olsam bu fırsatı kaçırmazdım. Kız ayağına kadar gelmiş. Abi ne diyorsun ya? Diyorum ki Ezgi ile aramızdaki sorunu hallettik. Nasıl yani? Bizimle çalışmaya mı başlıyor? Yarın düğün için sabahtan yola çıkıyoruz. Ah be abi, niye söylemiyorsun böyle bir haberi bana? Abi görüyorsun halimi yani. Bunları bir toparlayıp hemen yanına gelip, çok ateş var. Abi orada sıcak basıyor beni mutfakta ya. Neyse tamam, halloldu ya. Yani Deniz gerçekten bugün bana teşekkür etmek için gelmiş olabilir. Hala bu kadar bekletmeye devam edersen durum değişebilir, onu bilemem tabii yani. Evet evet, hadi ben gidiyorum. Abi üstünüm üstüne, önlüğüm önlüğüm. Şekil düzen ver, onu çıkart yani. Öyle mi diyorsun? Tabii canım. Tamam. Anlatıyorum ben abi, dinlemiyorsun. Dinle sen.
bulacak bir şeyler de. Bardağı da içseydiniz. Şaka yapıyorum. Ya böyle gergin olmayın lütfen. Şaka bu, şaka. Kusura bakma Deniz'i beklettim seni. Deniz Hanım. Bir şeyler ikram ettiler mi bu arada size? Evet, su içtim. Güzel. Yeni mekanla ilgili tedarik sözleşmelerini hazırladım. Birkaç tane de raporlama yapsın. Hepsi burada dosyada. Hı. Aslında kurye getirecekti ama atlanmış. Yolun üzeriydi. Şansa bak. Anlamadım. Yani sizi de yormuşuz buraya kadar. Zahmet etmeseydiniz. Rica ederim. Bu arada Ezgi için teşekkür ederim. Ne demek? Neyse, ben sizin vaktinizi almayayım. Gidiyor musunuz? Kalsaydınız bir şeyler isteydiniz. Misafirim olurdunuz. Benim acelem var. Teşekkürler. Tekrar teşekkürler bu arada. Ozan Bey. Deniz Hanım. Resmi resmi hareket. Gidiyor mu? Tanışmaya gelmiştim ben de. Ne oldu? Bir şey olmadı abi. Böyle giderse de olacağı yok galiba. Sen de hiç yardımcı olmuyorsun ki abi. O kadar kadın, o kadar tecrübe. Ha, sorumuzu ben oldum şimdi. Ne yalan mı abi? Yani ben ne söyleyeceğimi, nasıl konuşacağımı bilmiyorum ki. Bu tarz durumlarda afallıyorum. Sen beni biliyorsun. Vallahi Buratello'm, ben sana söylüyorum. Yapman gerekeni ama sen dinlemiyorsun ki. Ne zaman söyledin abi? Duymamışım. Bir daha söyle. Şimdi söylüyorum yapman gerekeni. Heh. Çok basit yani. Bunu dinle, iyi anla ve yap, tamam. Şimdi böyle kadınlarla karşılaştığında yapman gereken tek şey... Abi arkana bakmadan kaçacağım. Abi onca kadın onca tecrübe bu yani. Hadi denize gelen. Geliyoruz. Hadi. Olur, tamam. Geliyorum, tamam. Tamam, süper. Ozan, hadi abi. Abi buz isteyeceğim şimdi. Ayağıma biraz koyayım, ağrıyor ya. Oğlum ne buzu ya? Kite surfing yapalım demedim, yüzelim dedim ya. Hiç bu su sporlarıyla hiç aran yok biliyor musun? Gel bir şeyler öğreteyim sana ya. Tamam. Ayrıca bacağın falan iyi gelir oğlum deniz. Gerçekten iyi gelir yani. Biliyorum. Oğlum onu demiyorum ben. Şairane bir yerden almadım. Normal denizi diyorum. Hadi ya. Söz geliyorum. Sen gir geliyorum. Of ya. Baba hadi ya. Gel sen. Abi ne yapacağız bunu ya? Ne olacak bunun abi? Böyle değildi bu çocuk. Atraksiyondu. Severdi yani böyle. Şimdi prensesler gibi kırılıyorlar. Ne oldu? Bir sorun mu var? Bir sorun var. Var da benim haberim yokmuş. Levent'in benimle evlenmeye niyeti yok. Ne alaka ya? Nereden çıkardın? Az önce bahsettiği gibi bana davranmıyor Ezgi. Yani ne kıskanıyor, ne karışıyor, ne bir şey yapıyor. O mesele. Evet, garip örnekler veriyor. Ama abartma bence. Yani sonuçta Soner de beni kıskanmıyordu. Canım istiyorsan Soner'den bahsetmeyelim. İyi bir örnek değil çünkü. Hayır yani beni böyle teselli etmeye de çalışma. Çünkü gerçekten bunalıma giriyorum. Evet, saçma bir örnek oldu. Biraz güneşleniyorum. Tamam. Kremi versene. Deniz. Hı. İstersen yer değişebiliriz. Orada güneşlenebilirsin. Niye ki? Ya şu yandaki herifler pis pis bakıyor da biraz rahatsız oldum açıkçası. Sana mı baktılar? Yok canım, olur mu hiç öyle şey? Sana baktılar işte. Bir dakika. Bana bakıyorlar, sen niye rahatsız oluyorsun ha? Nedir bu sahiplenme durumları falan? Hayırdır? Yok, belki görmemişsindir diye şey yaptım. Görürsen sen de rahatsız olursun diye düşündüm o yüzden. Yok, ben rahatsız olsam söylerim zaten. Sen merak etme. Şişt,
Alo, hayırdır ha? İlk defa mı kadın görüyorsun? Önüne, önüne, aynen dön. Ben yerimi değiştirmeyeceğim. Onlar baktıkları yeri değiştirecekler. Çok haklısın, özür dilerim. Ben Deniz'e şey yapayım. Hı hı, sen, aynen. Şişt, Deniz, şişt. Ne yaptın sen ya? Ne yaptın Ozan'ı iyice haşladın, yazık çocuğa. Yok, ben az bile yaptım. Ben ona dün geceden uyuzum. Neymiş efendim, bazı kadınlarda böyleymiş, işte öyle davranırlarmış falan. Hayır yani, ayrıca kısıtlamak ne demek ya? Sen kim oluyorsun da beni kısıtlıyorsun bir kere? Tamam, haklısın. Sakin ol ama şey gibi düşün, yani kısıtlıyor demeyelim ona. Çok hoşlandığı için senden kıskanıyor böyle tatlı tatlı. Bence bunun kıymetini bil canım. Bak, beni kıskanan yok. Çünkü ben eğlenilecek kadın. Baktım. Sürpriz! Sürpriz! Hoş geldiniz. Nereden çıktınız? Hoş bulduk. Canım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ah, tanıştırayım Gizem. Kuzenim Cansu. En iyi arkadaşım Deniz. Aa, merhabalar. Memnun oldum. Merhaba, tanışıyoruz zaten. Evet evet, karşılaştık daha önce biz. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Ezgi'cim, sen o zaman misafirlerinle ilgilen. Benim de zaten ufak tefek işlerim var. Daha sonra devam ederiz. Tamam, teşekkür ederim. Geçin geçin. Cansu Hanım hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Narince koyun. Aa, ben alırım. Ben alırım. Bu da yer çekimi olduğu için. Ne güzel sürpriz. Ya herhalde kızım, merak ettik seni. Tabii ki geleceğiz. Nasıl gidiyor ilk gün? Güzel. Yani alışmaya çalışıyor. Özgür burada mı peki? Evet. Ozan şef de burada. Ay aman aman, yok, hiç gelmesi şimdi. Gelip iki saat lafa tutuyor, gerek yok. Ay sen çok fenasın. Açsınız değil mi? Ne söyleyeyim size? Ben kurt gibi açım. Olur valla, ben de yerim. Ben de çok acıktım, hemen söyleyelim. Bayılacaksınız. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Merhaba. Nasıl keyifler? İyi. Biz de Ezgi'ye hayırlı olsuna geldik. Yapmışsınız, süper. Sipariş verdiniz mi? Evet. Gerçi mekanımızın bütün yemekleri birbirinden güzel ama denemelerini istediğim birkaç favorim vardı. Afiyet olsun o zaman size. Teşekkürler. Patron. Vallahi çok merak ettim gibi. Özgür Bey. Ben bir bizimkine bakayım. Nasıl, bugün yoğun mu iş? Yani işte. Çok sıkıcı. İyi vallahi yani, değil mi? Bunun arkadaşları da artık çıkıp çıkıp gelir. Çıkıp çıkıp gelsinler yani, benim için problem yok. Hatta o kıvırcık saçlı Cansu Hanım, onun gibiler gelebilirler her zaman, hoş. Gelmesinler, ne işleri var canım? Hem sana ne? Labale, git işine hadi. Şefim. Emre. Ya hep mutfakta sıkılmıyor musunuz acaba? Diyorum ki çıkıp böyle bir sağa sola mı bakınsanız? Emre, nasıl çıkalım? Baksana yoluna. Değil mi? Doğru. Bahçeye mi çıksanız acaba? Acaba şöyle bir hava mı alsanız? Acaba bir deniz havası mı alsanız? İşte bu ya. Çok güzel. Çok hoş. Bayılıyorum bu hale. Bak hala çıkıyor. Sevdiniz değil mi? Güzel. Yok. Bak. Şu bayağı iyi. Kim? Abi Deniz gelmiş. Niye haber vermiyorsun? Neden acaba? Tamam, ne yapıyoruz? Ozan gelmiş. Gelir çöker şimdi. Deme öyle ya. Uzaktan merhaba, çok yeterli. Konuştuklarımızı da unutma, tamam mı? Bu kadar. Tamam. Hoş geldiniz. Ha, merhaba, hoş bulduk. Afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok kısa oldu ya. Ha? Aferin, aynen bu şekil. Ne yapayım, burada kalayım mı biraz? Belki göz göze geliriz. Ha? Bak. Mutfak. Haydi. Tamam. Aa,
Sadece uzaktan bir selam verip gitti mi o? Deniz sen ne yaptın bu çocuğa ya? Evet Allah aşkına anlat, konuşamadık, dönüş yolu nasıl geçti? Yani tamam, kısaca anlatıyorum. Biraz havalanmıştı, ben de havasını aldım. Bu kadar. Ha belli, belli. O yüzden korkusundan masaya gelemiyor çocuk. Deniz vallahi yazık ediyorsun. Ya bir şans versen, aslında çok tatlı adam. Belki sen de hoşlanırsın. Ya tamam neyse, kapatın konuyu. Benimle alakalı değil şu an konu. Sen anlat, ne oldu? Serdar aradı mı, mesaj attı mı, konuştun mu? Yok aramadı. Yani zaten arasa da buluşamam. Sonuçta işte ilk günüm. Ayıp. Niye ayıp olsun canım? Çıkarsın. Özgür bu teklifi alabilmen için ne kadar uğraştı, akıl verdi. İzin verir tabii ki, çıkarsın ya. Tabii canım, zaten bu bir yerde Özgür'ün de başarısı sayılır. Doğru. Ben hep unutuyorum ilişki koçum olduğunu. Ne kadar ilginç değil mi? İlişki koçun aynı zamanda da patronun. Evet. Evet. Buyursunlar. Teşekkürler. İrem'ciğim. Teşekkür ederim. Evet. Ne yapıyorsun oğlum? İyi misin? Baba. Ne babası lan? Ne baba? Oğlum niye yer çekim yokmuş gibi hareketler yapıyorsun? Alsana onu. Ne yapıyorsun? İyi misin? Ne var? Çok iyi değilim açıkçası şey. Hey. Kız arkadaşımın babası da şu anda biraz heyecanlandım o yüzden. Seni tanıyor mu? Yok tanımıyor. Emin misin? Bilmiyor yani seni. Tanımıyor. Hayır tanımıyor. Ya, ilişkiniz olduğunu biliyor mu? Evet. Hayır. Bilmiyor. Yani neyin tribine girdim ben anlamadım ki. Bir tek yani seni tanımıyor. Sen onu tanıyorsun. Uzaktasın da, barda değil. Adamı zaten şu an göz göze değilsiniz. Markeli oturmuş zaten. Bir durum yok yani ortada. Neyin paniğini yaşıyorsun sen anlamadım ki. Tribe niye girdim? Çünkü şundan dolayı tribe girdim. Şimdi adam avukat. Bu Ercüment Şengezer. Hukuk bürosunun sahibi adam ve sabah ben çıkarken minnoşumun parfümünü sıkmıştım. Benimki bitmiş. Şimdi kokudan anlayabilir diye. Çünkü zincirleme çözüyorlar olayları. O kokuyu alacak, böyle yapacak, dönecek, bana bakacak gibi falan şeyler hissettim. O yüzden biraz şey yaptım. Ne yapayım? Böyle dursam kokumu mu salmam? Nasıl olacak? Pablo saçma sapan konuşma. Gözünü seveyim ya. He? Gerçekten ya. Bak Deniz de yanlarında. Bunlar bizim hukuk büromuz anladığım kadarıyla. Evet. Ben git hazırda gömlek giymişken gideyim resmi bir şekilde tanışayım onlarla. O gün bugün yani. Geri gelmişken. Sen de oğlum sakin ol. Dalga mı geçiyorsun ya? Ya sakin ol da şimdi adam... Sen nasıl takıl biliyor musun? Hı. Mekan sahibi gibi davran. O auranı koru yani. Anladın mı demek istedim? Rahat ol ya. Cool ol yani. Bir şey yok tamam yani. Auranı koru yani. Tamam. Lütfen nedir yani? Ya ne bileyim böyle... Şş, tamam. Sakin. Kızını böyle öpüyordur koklayarak falan. Tam öyle bir şey çünkü. Kız önemli. Şş. Kız babası olmak da başka. Ben de bir kızım olsun isterdim. Mesela ya... Efendim merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Özgür Bey değil mi? Evet. Ah İrem ben de, çok memnun oldum. Ben de öyle, nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Biz bu akşam böyle ekipçe yemeğe gelelim dedik. Aa süper, harika yapmışsınız. Hemen patronu tanıtayım size, Ercüment Şengezer. Özgür. Çok memnun oldum. Ben sık sık gelirim bu mekana ama daha önce tanışamadık. Babam burada. Siz daha normal gündüz saatlerde falan giriyorsunuz. Ben biraz işler karışınca gece ortaya çıkıyorum. Bu arada birlikte çalışmaya başladık. Haberiniz vardır herhalde. Var tabii ki. Evet. Çok da mutluyuz bu anlamda. Ben de çok mutluyum. Ercüment Beyler geldi. Bu aparatiklerin uygulamasını yayınladı. Tamam mı? Tamam. Peki. Ben sizi yalnız bırakayım o halde. Yemeklerin tadını çıkarın. Harika yemeklerimiz var gerçekten. İhtiyaç halinde ben buralardayım. Bardan falan bir ihtiyacınız olursa. Tamam. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bugünkü davranmaya devam, tamam mı? Bozma kendini, ilgi yok. Tamam, ben de merak etme. Gözüm üzerinde. Hoş geldiniz. Ozancığım. Nasılsınız Ercüment Bey? Sağ ol canım, sen nasılsın? İyiyim, geldiğinizi gördüm. Merhaba Dindir. Çok iyi yaptın. Sizler de hoş geldiniz. Merhaba Deniz. Merhaba. Biz de bugün buraya güzel bir kutlama yapmak için geldik. Ya tabii başka bir yere gidemezdik değil mi Ercüment Bey? Mümkün değil. Harika, biz de sizi ağırladığımız için çok memnunuz tabii. Harika, çok güzel. Oo, yemeklerimiz de geldi. Aa şey, empanadas değil mi bu? Evet. Nedir ki bu? Güney Amerika usulü çiğ börek. Çiğ börek? Evet. Ercüment Bey mutlaka deneyin, efsanedir. Ama rejim... Boş verin. Bu ne, bunu bilmiyorum. O coxinha, Brezilya usulü içli köfte. Aa, içli köfte. Bu arada denemenizi isterim, çok lezzetlidir. Rejime rağmen bir parça almış. Bence kesinlikle bu fırsat kaçmaz Ercüment Bey. Gerçekten bu zamana kadar nasıl denemedim, en ufak bir fikrim yok. Bir parça arayayım o zaman. Enfes. Ozan Şef bayıldım. Latin mutfağına zaten bayılıyorum ama bir de yani sizin elinizden çıkmış, aksi kesinlikle mümkün değil. Teşekkürler, efsane. Çok sağ olun.
Bu arada Latin mutfağına ilginiz varsa eğer bu hafta sonu bir Latin gecesi düzenleyeceğiz. Yani kaçırmayın derim. Hatta öncesinde Latin lezzetleriyle ilgili bir workshop'um olacak. Seve seve geliyorum. Kesinlikle. Harika. Eğer ilginiz varsa kaçırmayın derim. Asla kaçırmam. O zaman isminizi listenin en başına yazıyorum. En başa. Harika. Çünkü listenin başında olmayı her zaman çok sevmişimdir. Bu da bir tesadüf olmasa gerek o zaman. Ozan şefim bir bakar mısınız? Mutfakta size ihtiyaç var. Yanıyor buralar. Tamam geliyorum. Tekrar afiyet olsun. Teşekkürler. Sağ ol Ozancığım. Teşekkürler. Yandı mutfak. Geldim. Oğlum sen ne yapıyorsun Moruk ya? Ne yapıyorum? Deniz'in yüzüne bakmadım işte söylediğin gibi. Abi sen beni doğru anladığına emin misin? Gerçekten. Uzaktan nasıl görünüyorsun biliyor musun? Yani onun iş arkadaşına şu an asılıyor gibi duruyorsun. Ha evet. Bilerek yaptım öyle konuştuk ya işte. Deniz de kıskanmıştır. Kıskanmıştır. Hatta acık bile olmuştur. Yok canım o kadar değil de. Belki o da olur gücünüm yani. Bekle olur. Bekle olur yani. Nasıl bekle olur? Bekle bu şekilde böyle bekle olur. Ben yine yanlış bir şey mi yaptım? Ben bir lavaboya gidip geleyim. Bak şimdi bakışa bak şimdi çaktırmadan bak. Baktırmadan bak nasıl bakacağım bak şimdi. Ha, aldın mı rüzgarı? Ha? Aldım. Ha. Bu mutfakta ne oluyor abi ateşten beyinler mi yanıyor gidiyor mu beyinler? Ne oluyor yani ben anlamıyorum. O senin dediğin bu arada çalışır. Yani olur yani ama bu durumda değil. Belli ki rekabet paralarında iş arkadaşlığı falan. Burada olmaz o dediğin şey. Tuvalet yok gitmeyeyim. İremciğim. Bunların arasında bir şey var demiştin sen ama öyle görünmüyor. Aa. Saklıyorlar Ercan'ı. Saklıyorlar. Tabii canım. Şimdi sen spor hocasısın. Ya Erdem benim çok eski arkadaşım. Yani ta böyle yüzme takımı, stop takımı falan o zamanlardan, ortaokul falan yani. Mavi midyelerde komik bir takımda oynuyorduk. Böyle saçma bir amblemi vardı ya. Yani. Evet, evet. Adını unutmaya çalışıyordum onun. Ya mavi midyeler ne ya? Mavi midyeler mi? Evet. Ben de o takımdaydım. Ne? Nasıl yani? Evet. Susamurlarını yenip şampiyon olduğumuz sene. Ben de 8 numaraydım o takımda. Bir dakika. Emin misin? Çünkü o sene 8 numarayı Mehmet diye bir arkadaşımız giyiyordu. Evet. Hatta evet. Deniz'in büyük aşkıydı. Ne? Senin çocukluk aşkın mı vardı? Hayır, çocukluk aşkım değil tabii ki. Yani çocukça bir şey. Mehmet sen misin? Ben anlamadım. Evet abi, evet. Yani Mehmet Ozan Dinçer. O zamanlar Mehmet'i kullanıyordum tabii ki. Yani. Hı. Aa, siz bayağı çocukluktan tanışıyorsunuz o zaman. Deniz. Tabii ya. Çilli Deniz. Gerçi çiller gitmiş biraz ama... gözlerin aynı. Yani sen de çok değişmişsin. Ama gözlerin aynı. Siz çocukluk aşkı çıktınız. Oğlum sen takımı bırakıp gittin. Nereye gittin? İşte annem babam ayrıldı. Sonra İzmir'e gittik falan. Sonra bana orada Ozan diyeyim. Yeni life kafası falan işte saçma sapan. Çok ilginç değil mi şu an her şey? Mehmet demek. Olaylara bak. Hayatımı kurtarmıştım. Vallahi, evet. Bir de hayatını mı kurtardı? Evet, boğuluyordum. Yani boğuluyordum. Evet, su yuttum. Oğlum sen nerelerdesin, ne yapıyorsun? Anlat. Ya bir dakika, sen ya. Şimdi kaleci Erdem misin? Evet. Abi gel şuraya ya, saçmalama. Ne haber? Hey, ya. Evet, şöyle. Karışımımın adı ilk aşk, ilk heyecan. İçindekiler. İçinde çilek var, kiraz var, vişne var. Daha sonra tropikal meyveler. Ne mesela? Hangileri onlar? Mesela örnek verecek olursak. Frambuaz var. Efendime söyleyeyim, yaban mersini. Morluk da var hafif o. Hafif morluğu katan o. Hafif morluğu kırmızı o katan o. Yani çili biber kullanmadım, alkol kullanmadım. Emre'cim sen genelde reçeteni vermezdin. Ama işte kabarıyor insanlar alerji falan durumlarından. Baştan. Çılgın çılgın hareketler. Gerçekten. Nereye gidiyoruz ya? O zaman yıllar sonra tekrar karşılaşmanıza. Vay be, olaylara bak ya.
Yıllar sonra sen kalk. Nereden nereye işte, ilk aşkından, ilk heyecanından, şu anki neyse işte. Evet, karşılaş. Abi. Çok ilginç. Yani demek ki seni ilk gördüğümde etkilenmem öyle boşuna değilmiş. Yani etkilenmek derken gözüme çarpmandan bahsediyorum. His olarak seni tanıyormuşum. Yani ilk aşk demeyelim. Ona ne diyelim? İlk aşk değil çünkü daha böyle çocuksu duygular gibi diyebiliriz, evet. Aa Deniz, ne çocuksu duygusu? Bildiğin aşıkmışsınız birbirinize. Ayrıca ya biliyorsun bence asıl o zamanki duygular gerçek. Düşünsene pırıl pırıl tertemiz, duvarsız. İnsan büyüdükçe tecrübeler giriyor işin içine. O zaman da işler değişiyor. Katılaşıyoruz. Evet, katılıyorum. Gerçi orası öyle, doğru söylüyorsun. Evet ya. Şu an hatırlıyorum da sen ne kadar neşeli, pozitif, eğlenceli, sempatik biriydin. Doğru, evet öyleydim. Aa, gerçekten mi? İşte her şeyin yavrusu güzel oluyor. Ya hiç sen sempatik oldun mu mesela hayatın bir evresinde? Tanıyor musun o duyguyu, nasıl bir şey? Ha? Ya gerçekten pamuk gibiydi, o kadar tatlıydı ki. Ya ben şu an gerçekten o kadar kötü müyüm? Kötü demeyelim de Ozan, ne diyelim? Hani fazla gardlı, fazla duvarlı artık ne yaşadıysan. Yani. Yani bu arada ne zaman istersen konuşabiliriz, anlatabilirsin. Evet, biz çıkabiliriz mesela, konuşabilirsiniz. Yani anlatabileceğimi çok sanmıyorum ama sağ ol. Peki. Aa, mekanda yavaş yavaş kalabalıklaşmaya başladı. Ortam hareketleniyor. Sen ne yapacaksın, üstünü falan değiştirecek misin? Ben üstü aynı kalacak, pantolonla ayakkabıyı değiştireceğim sadece. Sen okulundan sonra okuyayım. Deniz, keşke sen de giyinseydin. Hı? Ben işten geldim ya, ondan böyle. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben bir keyif alıyorum şu anda. Yani bu mekanın böyle bir evente gerçekten ihtiyacı varmış. Enerjisi bir anda değişti. Uzun zamandır böyle bir keyif almamıştım ben. İyi ki varsın, hayatımızdasın. Bir de küpen çok hoş, çok hoşuma gitti. Evet, bu kadar söyleyecek. Efendim? Aa tamam. Tamam anladım. Yok yok, sorun değil. Görüşürüz. Ne oldu? Gelemiyor mu Serdar? Ya evet, tam çıkacakmış da son dakikada bir hastası gelmiş, o yüzden gelemiyor. Ama elimden geleni yaparım dedi. Ya kızım sizle bir buluşamadınız ya. Aa geçen hafta buluştuk ya. Evet. Doğru. Ben unuttum. Tamamen aklımdan çıkmış, buluştunuz tabii ki. Evet. Müzisyenler de kurulmaya başlamış. Tamam, eğlence başlıyor. Evet. Evet. Ne oluyor? Hiç. Sonra alacağım. Söz. Ne güzel değil mi? Harika. Yavaş yavaş eğlencenin dozu hep artıyor. Bayılırım. Güzel. Bunu değiştirsek mi acaba? Biraz şey duruyorlar. Ne yapıyoruz bugün? Bugün taco öğreteceğim herkese. Ya. Hoş geldiniz. Selam. Hoş geldiniz. Selam, sen hoş geldiniz. Eyvallah. Ne haber canım? İyilik, sağ ol. Allah'ım nasıl her yer capcanlı ya. Ozan şefim. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sabırsızlanıyorum gerçekten şu an. Ne güzel. Ezgi'cim, nasılsın? İyiyim Yeşim, sen nasılsın? Hoş geldiniz. Ne güzel olmuş buralar. Herhalde, şüphem mi vardı? Hayır canım. Mutfak Ozan'a emanet zaten. Herhalde böyle olacaktı. Barımız zaten biliyorsun, malum. Şaşırdın mı yani iyi olması? Gerçekten sabırsızlanıyorum şu an sizden bir şey öğreneceğim diye. Ne güzel. Alo Deniz, neredesin? Başlamak üzere. Ya şimdi İrem orada, ben gelmesem. Ya saçmalama. İlk organizasyonumda beni yalnız bırakamazsın. Zaten Cansu da geç gelecek, hadi gel. İyi peki, tamam. Tamam, bekliyorum, bay bay. Ben size önlüklerinizi vereyim. Canım, bana yardım eder misin? Tabii. Şöyle yapalım. Ozan şef, sanırım sana ihtiyacım var yine burada. Her zamanki gibi. Dayım. Evet. Hazırsak herkes yerlerine geçsin. Ezgi'cim, yerini alalım. Yok, ben birazdan katılacağım. Sen kaytarmaya çalışıyor olabilir misin? Hayır, olamam. Ezgi'cim, senin galiba bu işlerde elin yatkın değil çok. Aa, hiç olur mu öyle şey Yeşim? Aksine, doğuştan yetenekliyim ben yemek yapmaya. Birazdan görürsün zaten.
Deniz'i bekliyorum. O yalnız kalmasın, biz onunla birlikte başlarız. Öyle mi? Ya aslında vaktimiz var, biraz o gelsin, hep beraber başlayalım. Ne güzel fikir. Öyle yapalım. Hadi yerimizde bekleyelim o zaman. Deniz gelsin, onu bekleyelim değil mi? Hep birlikte. Tabii bekleyelim. Deniz'i bekleyelim öyleyse. Ben çok iyi yardımcı olabiliyorum önlük konusunda. Yardım edeyim mi? Fark ettim, onu da teşekkür ederim. Kendim bağlayabilirim. Emin misin? Tabii. Debeleneceksin bak orada. Cebelleşme boş boşuna. Siz çok yoruldunuz, çok önlük bağladınız şimdi. Merhaba, kusura bakmayın geç kaldım. Hoş geldin Deniz. Selam. Hoş geldin Deniz. Merhaba. O zaman herkes geldiyse başlayalım. Tabii. Arkadaşlar sizi bugün Latin mutfağıyla tanıştıracağım. Evet. Öncesinde de Meksika yemeği olan, hepimizin artık bildiği, sevdiğinizi düşündüğüm taco'nun yapımını göstereceğim. Nedir hocam taco? Meksika usulü tantuni. Ha öyle. Ha. Kemer mi? Evet, süremiz doldu. Herkes elindekini bıraksın. Şaka yapıyorum. Eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Tamam. Zaten gayet iyi görünüyor. Şefim buyurun, tadına bakın. Allah Allah. Tamam. Aşırı iyi değil mi? Hmm. Gerçekten iyi. Bravo. Dedim sana. Ummadık taş baş yararmış. Yarar vallahi. Dikkat etmek lazım. Benimki de çok başarılı oldu bence. Yeşim, kabağı bütün mü koydun? Hayır, kesip koydum tabii ki. Nasıl? Çok iyi. Bravo. Gerçekten teşekkür ederim. Beklemiyordum. Çok yapıyorum. Teşekkür ederim. Gayet iyi. Ozan Şef, bence benimkinin de bir tadına bakmalısınız. Tabii. Kıskanç, kıskanç. İnsanın tadına nasıl bakar? Çiliğe alerjim olduğu için koyamadım. Ama bence yine de güzel oldu. Bir bakın istersen. Çili biber alerji mi var? Evet. Üzücü olmuş çünkü mutfağın olmazsa olmazıdır. Öf, tahmin edebiliyorum ama hiç hastanelik olmaya da niyetim yok. Tabii ki. Gayet iyi. Bravo. Süper, çok sevindim. Ben bu arada yani mutfakta inanılmaz beceriksiz biriyim ama o kadar güzel anlattın ki... resmen senin sayende başardım. Ne mutlu, harika. İnanmıyorum. Nasıl yakışmış vallahi, çok bayıldım. Beğendin mi? Çok yakışmış, çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Konsept uygun. Aynen, konsept uygun. Çok yakışmış vallahi, bayıldım. Eline sağlık. Deniz. Arda. Ne haber? İyidir, sen de. İyi ben de, hoş geldin. Gel. Hoş geldin Arda. Hoş buldum. Ne kadar güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben Erdem'i çağırdım çünkü yalnız kalmayayım diye. Hani daha Cansu gelmedi ya. Aslında yalnız sayamazdın ya, İrem vardı. İrem deme bana, İrem deme. Ay çok kötü olmadım ya, bakamadım ya, çok kızardı. Gerçekten çok kötü olmadım. Yani üzülmek istedim. Zorladım kendimi de pek üzülemedim. Yani vallahi ben de üzüldüm desem yalan olur. Ben bir şey mi kaçırdım çünkü iki dakikada birisini gömdünüz de. Gömdük ama vallahi haklıyız. Yani boşa gömmedik. Bu ne şimdi? Spor hocası değil mi ya? Geçen gün gördüğümüz. Ha? Şimdi yardım lazım falan dolaşıyor. Ha. Hani yardım olması da yardım gerekiyormuş gibi böyle bir tavır. Sürekli bir yardım etmeye çalışıyor. O arkadaş işte, spor hocası bu. Evet. Evet. Niye gelmişim? Deniz'le mi geldi? Deniz'le gelmedi. Şu an geldi o. Bir şey yok yani, geldi. Bilmiyorum.
Özgür. Ne? Aralarında bir şey var mı öğren abi. Aa, çocuğun tipine bak ya. Hem yani kere seninkinin tarzı değil zaten. Yani o göz var mı sevgili olacak? Deniz'de o göz var mı? Yok olmaz yani arkadaştır bunlar. Özgür. Ne abi ya? Öğren abi. Ne attırayım mekanına istiyorsan bir el hareketiyle. Özgür. Şey yapma biraz fındık ya. Özgür. Hı. Hadi abi. Ne hadi abi abi ya. Ne gel gidelim beraber o zaman. Göster kendini. Sen de orada bir belir yani. Ağırlığını koy. Ha? Olur. Bekle. Tamam hadi. Nereden çıkıyor bunlar ya? Ha? Merhaba. Yardım lazım mı? Tanıştırayım Erdem. Deniz'in arkadaşı. Merhaba. Merhaba. Ozan. Memnun oldum. Ben de. Bu akşam eğlenceli olacak. Mekan çok güzel olmuş. Ezgi sayesinde. Yani aslında sana bir teşekkür borçluyum Ezgi'yi hayatımıza dahil ettiğin için. Tüm bunlar Ezgi'nin eseri çünkü. Yani bana değil Ozan'a teşekkür etmek lazım. Çünkü asıl bu işi yapan o. Et o zaman. Bir et yani. Teşekkür edersin. Ne demek? Ya asıl ben teşekkür ederim üçünüze de. Çok şanslısın. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Ben o zaman bir şeyler getireyim. Ya da getirmeyeyim, sesleneyim çünkü mekan sahibiyim ya, o yüzden. Öyle de bir şeyim var. Alo Gizem. Aramadın. Senden haber bekliyorum. Konuşamadın mı hala Ezgi'yle? Ay Soner'cim ben de seni arayacaktım. İyi ki aradın hayatım. Ya ben Ezgi'yle konuştum. Tam düşündüğüm gibi. Soner aşağı, Soner yukarı. Seni dilinden düşürmüyor. Beni çok seviyordu. Böyle kolay kolay vazgeçemez benden. Aynen. Aynen hayatım. Öyle unutamamış işte seni. Sıcağı sıcağına sen bu akşam gel, şok etkisi yaratsın. Hadi ya. Emin misin? Eminim tabii canım. Bak bekliyorum, mutlaka gel. Peki, tamam. O zaman akşam görüşürüz. Birazcık ortalığı karıştıralım bakalım. Hı? Ne olacak? Arkadaşlar mutfak size emanet. Bir şey lazım olursa dışarıdayım, tamam? Çağır. Tamam şefim. Hoş geldiniz Deniz Hanım, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler siz. Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Ben o zaman geçeyim, tamam mı? İyisiniz olursa buralarda olur. Olur tabii. Deniz hoş geldin. Hoş bulduk. Masamızı bahçeye ayarladım bu arada. Erdem de birazdan gelir. İstersen biz geçebiliriz öncesinde. Olur, geçelim. Yalnız Gizem Hanım, Ozan Şef'le Avukat Hanım ve Özgür Bey'le Ezgi Hanım çok güzel bir dörtlü oldular bence. Güzel bir resim yani. Ah, öyle mi? Hı-hı. Yırttım attım canım ben o resmi. Geçmiş olsun. Ha. Zor yırtarsın da o resmi. Neyse. Bugün yine çok güzelsin. Teşekkür ederim. Ezgi yok mu? Onlar dışarıdalar Özgür'le. Dışarıda nerede? Bizim bu yeni açacağımız mekanı kontrole falan gittiler sanırım. Ha, anladım. Tamam. Nevin teyzeler geldi. Her şeyi öğrendiler biliyorsunuz. Evet ve Sevim teyzeler de burada. Ne? Evet. Onlar da burada. Ortalık çok karıştı ya. Ya bir an önce onlar da gerçeği öğrensinler. Hepimiz rahatlayalım istiyorum.
Çünkü Ezgi gün geçtikçe Özgür'e yaklaşıyor. Yani korkuyorum üzülmesinden. Neden bu kadar önyargılısın? Önyargılı değilim, gerçekçiyim. Hem sen de dedin, Özgür arkasında üzgün kadınlar bırakıyor dedin. Evet, doğru söyledim. Ama bu seferki biraz farklı gibi. Yani Özgür ilk defa böyle görüyor. Sanırım Ezgi'ye aşık oldu. Öyle mi diyorsun? Bilmiyorum. Ben insanların kolay kolay değişebileceğini düşünmüyorum. Söz konusu aşk olduğunda bence bu mümkün. Göreceğiz bakalım. Hı hı. Aa! Cansu Hanım hoş geldiniz. Ne ikram edeyim, ne oldu? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun. Lütfen oturun, ikram edeyim bir şeyler. Çok var, teşekkür ederim. Etseydim ya. Canım. Çok güzelsin. Sen de. Ne haber Ozan? Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur. Yok ben öyle oturmayayım. Şöyle oturayım. Sen de Deniz'in yanına otur. Ben size şöyle bir karşıdan bakayım diyorum. Ha? Sonuçta maziniz eski ya. Peki. Bir şeyler söylediniz mi? Yok, Erdem bekliyorduk. Taksiden bindim. Topuğum takside kalmış yani. İnanamazsınız gerçekten şaka gibi. Topuğun nerede indi acaba? Allah bilir. Ya Ozan'ım, bu arada iyi ki ayarladım bu buluşmayı. Sağ olasın. Aa. Bana Erdem ayarladı demiştin ama. Öyle mi demiştin? Bir araya gelelim istedim. Eski dostlar tekrar böyle konuşacağımız şeyler bitmemiştir diye düşündüm. O yüzden ne güzel oldu değil mi? Ozan. Deniz benim çok eski arkadaşım ama sen benden eski tanıyorsun. Deniz çocukken nasıldı? Hı? Anlatsana böyle fena mıydı? Cansu. Ya tamam takılıyorum. Çok sessiz, sakin biriydi. Böyle kimseyle kolay kolay arkadaşlık kurmazdı. Sessizdi bayağı. Kendi halinde. Papsi diye bir köpeğin vardı senin. Hep ondan bahsederdin bana, hatırlıyorum. Sen nereden hatırlıyorsun onu ya? Tabii. İlk aşklar kolay unutulmuyor. Vallahi bravo Ozan. Yani ben de çok şaşırdım şu an hatırlamana. Hafızam iyidir diye. İyidir. İyidir tabii de. Bazı detayları hatırlamak için tek başına yeterli bir şey değil bence. Ozan'cığım. Artık kıymet bilmek lazım diyelim değil mi? Erdem'cim, acaba senin bugün çenen mi düştü? Ne oluyor? Hayırdır yani? Ben arabasız geldim ya. Bir taksi çağırabilir miyiz? Maalesef durakta taksi yok. Az önce bir müşteri için de istemiştik. Hadi ya. Neyse tamam, problem değil. Ben şöyle yürüyeyim, bulurum zaten bir taksi. İyi fikir. Yürüyelim. Yok. Yani senin gelmene gerek yok. Ben kendim yürürüm. Yok canım, olur mu öyle şey? Hem eşlik etmiş olurum. Hem fazla yedim bugün. Yürüsem bana da iyi gelebilir. İyi tamam, peki o zaman. Peki o zaman. Ya bu aşk nasıl bir duygu arkadaşlar? Vallahi. Sebzelerle kah kavga ettiriyor, kah dans ettiriyor. Şakıyorsun vallahi. Ben de seni bekliyordum. Hayır canım kardeşim. Deniz'i arayıp görüşmek istemem doğru olmaz. Çünkü kabul etmez. Yok artık. Sen bayağı müneccimliğe doğru gidiyorsun. Nereden biliyorsun böyle bir şey isteyeceğimi? Hatta dün gece zor tuttun değil mi kendini mesaj atmamak için? Ne yalan söyleyeyim vallahi öyle. Allah'tan böyle bir salaklık yapmamışsın. Yani çünkü başladığın yere geri dönerdin. Abi sakin, şunları bir dur ya. Sıçratacaksın. Başladığın yere geri dönerdin. Tamam mı? Hiç şansın kalmadı yani. Hala bir şansın var yani. Kabul ediyoruz. Herhalde oğlum. Şu an var. Oğlum. Kızın ilk aşkı çıktın ya. Bu az şey mi? Yani daha da sen bu şansı değerlendiremiyorsan kapa dükkanı. Dur abi ya. Gelme beni şimdi. Abi şu salça malça bir dur abi ya. Allah Allah. Bir şey anlatıyorum şurada ya. Tamam. Tamam sen de beni germe abi. Yok kızı bir daha göremezsin, kaçırırsın falan. Deme abi öyle şeyler. Gelecek bir şeyin yok abi senin.
sakin. Ne yapıyorsun biliyor musun? Hemen Erdem'i arıyorsun. Akşama program yapıyorsunuz. Okey. Deniz'i de çağırıyorsun. Bunu yapmamızdaki amacı söylüyorum sana şu an. Amaç şu. Deniz'i o geçmişten gelen güven duygusundan uzaklaştırmamak. Balık gibi düşün abi. Ürkütmüyorsun. Yüze yüze gelecek sana merak etme yani. Erdem. Harika fikir. Abi dur şu ellerin yağlı mağlı. Lütfen gözünü seveyim biraz hassas ol ya. Aa necik soldum be. Orada bir şey diyeceğim. Ezgi nerede? Problem yok değil mi? Ya problem olmaz olur mu? Bizim problemsiz bir günümüz var mı? Lütfen Ozan. Kim geldi tahmin et. Kim geldi? Annem. Kimle gelmiş olabilir? Fitnat yenge. Evet abi. Bir de kim var burada onu da tahmin et. Kim? Ezgi'nin annesi bir de. Evet. Hepsi burada yani. Mottomuz ne abi söyle. Her an ortalık karışabilir. Aynen öyle. Her an ortalık karışabilir. Abi sıçratma şunu. Abicim ya bir dur. Burası böyle. Ben çıkıyorum abi ya. İyi ki bir beyaz gömlek giymişsin. Sipariş verelim kızlar. Değil mi? Aa! İrem? Deniz? Hayırdır? Çok şaşırdım. Yani açıkçası ününden sonra ben dinlenirsin zannediyordum ama... iyi görünüyorsun. Yok canım. Gayet iyiyim gördüğün gibi. Gayet iyisin gerçekten. Ama tabii sen dünü kaçırdın. Ya çok güzel bir geceydi. Yani çili biberli kokteyller gerçekten efsaneydi. Yani biz çok eğlendik. Çok eğlendiniz. Hı-hı. Sen ve eğlenmek. Yani ikisi aynı cümle kalıbında olunca tabii böyle insan bir yadırgamıyor değil yani neticede hiç alışkın değiliz. Değil mi? Yani dün orada olsaydın, yoktun ya, dün orada olsaydın ne demek istediğimi iyi anlardın. Sen hiç merak etme hayatım. Ben bundan sonra Ozan'ın her türlü organizasyonunda yanında olacağım. Hiç yalnız bırakmayacağım. Anladım. Telefon çalıyor. Buyur. Aa. Ozan arıyor. Beni arıyor. Efendim Ozan? Selam Deniz, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Ya az önce Erdem'le konuştum da gün içinde buraya gelecekmiş. Sohbete doyamadım, tekrarlayalım dedi. Sen de gelmek ister misin? Bir programa bakmam lazım. Yani bence gelsen güzel olur, eski günleri yad ederiz. Güzel olabilir. İyi tamam o zaman. Geleyim ben de, gelirim. Süper. Kaç diyelim? 8 gibi olur. Tamam. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Alo. Efendim Yeşim'cim. İyiyim canım, iyiyim. Toparladım. Birlikte yiyelim, süper. Tamam canım, öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay. Boş taksi de bulamadık ya. Evet, gerçekten çok ilginç oldu. Bunda benim bir parmağım yok bu arada. Yani öyle düşünürsen, öyle düşünme. Hem iyi oldu. Yürümek iyi geldi yani. Yorulmadın umarım. Yok, henüz yorulmadım. Güzel. Yani hala köpeğimin adını hatırlamana inanamıyorum. Aslında seninle ilgili hatırladığım birçok detay var. Gerçekten mi? Evet. Ne gibi mesela? Hangisinden başlasam bilemiyorum şu an. Teşekkür ederim. Kızmadın mı? Yok, kızmadım. Güzel. Ben bir haşlayacaksın zaten benim de o yüzden. Çocuğa da çıkışamadık ya. İyisin değil mi? İyiyim. Ha. İyiyim, iyiyim. Güzel. Evet, dinliyorum, merak ediyorum. He,
Evet. Anlatıyordum. Mavi midyeler. Bence oradan başlayalım. Hem hikayeyi de anlatmış olurum. Olur. Biraz komik oldu gerçekten. Olur. Kolay gelsin. Babam midyelerinden alırız şu an. Yeriz değil mi? Evet. Yeriz. Kırmızı bir polarım vardı senin, duruyor mu hala? Evet duruyor. Ya onu da hatırlıyorsun, inanmıyorum. Yani. Hocam bir saniye. Sonra da bulduk, gidebiliriz. Bulduk evet ama benim eve geldik burası. Gerçekten mi? Evet. Evine kadar yürüdük yani. İşte yürürken farkına varmamışız. Okey tamam. Sen bu kadar yolu geri yürüme bence. İn git. Tabii, öyle yaparım. Yani şimdi o yol tek başına yürümez. Ben gireyim o zaman içeri. Gir tabii. Bin git istersen sen. Yok, olur mu öyle şey? Sen gir. Tamam o zaman. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Arıyorum. Ara. Alo. Alo, merhaba Ozan. Deniz, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Şey, müsaitsen buluşabilir miyiz? Şimdi mi? Şimdi hemen. Olur, tamam. Nerede? Evet, biliyorum orayı. Tamam o zaman, ben bekliyorum. Görüşürüz. Geliyor. Gelsin bir an önce, öğrenelim ne olmuş. Özgür, ben çıkıyorum. Ha şef, mana mı uğrayacaksan misket limonda şey nane alır mısın ya? Maalesef ya Emre. Randevum var da. Ha. Randevum. Randevum diyorum. Ne? Randevum var. He? Eski. Ne? Şey, Deniz. Ha, Deniz mi aradı? Hmm. İyi. Bu arada Deniz'liyim bütün gün. Söylemek istediğim bir şey varsa iletebilirim. Yok ya. Yok. Yok. Hadi git. Eminsin. Git. İyi, peki kaçtın mı? Şef, manava uğrasan aslında nane hiç yok. Emre'cim bir dahaki sefere. Dönüşte. Hiç nane yok ki. Levent gelmek üzereymiş. Çıkıyorum ben kızım. Ozan da zaten birazdan ışınlanır. Bir hafta geçti, özlemiştir dedi. Canım, bir şey öğrenir öğrenmez bana haber veriyorsun, tamam mı? Tamam, sen hiç merak etme, tamam? Hadi görüşürüz. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk.
Ne güzelmiş burası. Evet, yani ben de çok seviyorum. Böyle doğa içinde, sessiz, sakin. Evet, bayağı güzelmiş. İyi ki aradım bu arada. Ben de seni merak ediyordum ama arayamadım. Ezgi de işten ayrılınca hepimiz dağıldık tabii. Evet, öyle oldu biraz. Nasıl Ezgi bu arada, iyi mi? Ezgi Bursa'ya döndü. Görüşmüyoruz. Yani daha doğrusu o bizle görüşmüyor. Niye, ne oldu ki? Yani anlayacağın Ezgi'ye sürpriz yapalım derken. Hadi ya. Ezgi'nin haberi yoktu yani. Tabii Özgür de gördüklerini yanlış yorumladı. Gördüklerini mi? Tamamen tesadüf. Yani kötü şanslı diyebiliriz. Özgür de oradaymış. Ne? Evet. Ve Ezgi ile Serdar'ı görmüş tabii ki. İşin daha kötüsü, tüm bunların sizin başınızın altından çıktığını bilmiyor tabii ki. Ve Ezgi'nin her şeyden haberdar oldu. Ve ona yalan söylediğini düşünüyor. İnanmıyorum ya. Maalesef. Tabii onları o halde görünce kıskançlıktan çıldırıyor. Ezgi'nin de üstüne yalan söylediğini düşününce Ezgi işten çıkarmış. Deniz, ben Özgür'ü ilk defa böyle görüyorum. Bir kadın için, bir kadının mutluluğu için ilk defa bu kadar çabalarken görüyorum. Onun için doğum günü sürprizi bile hazırlamış. Ve biz her şeyi mahvettik. Yani şu an Ezgi'nin neden çekip gittiğini, neden bize bu kadar kızdığını o kadar iyi anlıyorum ki. Ya her şeyi mahvetmişiz ya. Ne kadar kızsa, ne dese haklı. Burada haklı ya da haksız yok Deniz. Yani anlıyorum. Ezgi için en doğru olanı yapmaya çalışıyorsunuz ama söz konusu aşk olduğunda doğru ya da yanlış diye bir şey yok ki. Özgür Ezgi'ye aşık. Yani anladığım kadarıyla duyguları karşılıksız da değil. Ben aşkın gücüne inanırım. Hep inandım. O öyle bir güç ki gerçek olduğumda önümde hiç kimse, hiçbir şey duramaz. Öyle mi diyorsun? Tamam, tamam haklısın. Ama bizim yine de bu durumu düzeltmek için bir şey yapmamız lazım. Ya böyle olmaz. Arkadaşlar saat kaçıyor ha. Bu mekanda saatli işimiz var. Hadi abi hadi. Hadi biraz acele. Hadi hızlı. Ne oluyor acaba? Bilmem. Kayıt. Kestik. Arkadaş, iki tane oyuncuyla ben ne çekeceğim arkadaşlar? Yardımcı oyuncu gelmiyorum ne demek ya? Yardımcı oyuncu bu ya. Biz geçebiliyor muyuz? Geçebilir miyiz? Geç. Merhaba, sizden bir şey rica edebilir miyim? Figüranlarımızda bir sıkıntı çıktı. Bana bir kadın, bir erkek figüran lazım. Yardımcı olabilir misiniz? Bakın yoksa işimden olacağım, lütfen. Figüran ne? Siz ona takılmayın. Evet, ayarladın mı? İki tane marker alabilir miyiz Ersin Koç? Yok hanımefendi, biz hiç bilmeyiz. Ya, biz oyuncu değiliz. Hiç önemli değil. Oyuncu olmanıza gerek yok. Zaten bugünlerde herkes oyunculuk yapıyor. Çok kolay olacak zaten. Siz şunu alın. Geriye alayım. Burada hocamız size komut verecek. Ben çantanızı da alıyorum. Onun dediği zaman geçiniz, her şey okey. Tamam. Çantama mı? Gerek yok. Çantanı aldı. Ne yapacağız ben anlamadım. Bunları mı buldun? Kaldık. Ne? Ben de anlamadım ki. Tamam, kalsın orada. Ben söyleyeceğim. Biraz geleceksiniz. Ne yapacağız anlamadık ki. Anlamadım ben. Evet, hocam, yönetmenim şey yapamam. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Oyun arkadaşlar. Sen de benim hayatımın aşkısın Murat. Ama bu ilişki yürümez. Babam bizi onaylamaz. Niye olmuyor ya? Bize mi diyor? Ha? Biz mi? Yürü abicim. Sana diyor, bir şey diyor. Ne diyor? Gel. Tamam, yürü. Dur, şunların üstüne dur. Orada dur, ha. Bana bakma! Bakmasın bana yetimler ya. Abi. Arkadaşlar. Olacağım, tamam. Ha? Bana bak. Pardon. Böyle duruyoruz. Arkadaşım, aşk filmi çekiyoruz ya. Tut şu kızın elini. Hiç hayatında bir kız elini tutmadın mı? Tut elini. Ha, elim. Tuttum hocam. Tuttum. Birbirinize bakın. Göz göze. Tut elini. Tamam. Şunu koydum buraya.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.